çevreci üretim ve hizmet anlayışını benimseyen kurumlar vasıtasıyla bireylerde çevre duyarlılığı geliştirmek en önemli misyonumuz. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Neden olmasın sorusuyla yola çıkıyoruz. Neden ülkemizde milli bir sanayi güçlenmesin? Dışa bağımlılık neden azalmasın? Neden her üreten ve hizmet veren çevreci olmasın? Türkiye'de ilk yerli rüzgar türbininin üretilmesiyle bu hayal gerçeğe dönüşüyor, cesaretlendiriyor. Yenilenebilir enerji kavramının dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte bize de bir heyecan uyandırdı. Yurt dışı fuarlarda gördüğümüz türbinler, işte güneş enerji sistemleri, niye biz bunları Türkiye'de yapamayız diye düşünmeye başladık. Lisanssız sınıfta, yani 500 kW'ın altında kalan ürünleri üreten, tasarlayan ve bunu yurt dışına da ihraç eden bir firmayız. Uygulamalar, üretim süreçlerinde çevreci yaklaşımın karlılıkla birlikte tasarrufun da anahtarı olduğunu gösteriyor. Enerjiyi iyi kullanmak, minimum harcama yapmak, çevreye tabii faydalı olabilmek de bir kurum olarak amacımız bizim. Soğutucularımızı, buzdolaplarımızın çalışmalarında bir takım yenilikler ve yönlendirmeler yaparak %40 tasarruf sağlayabilecek kalitede ürün yaptık. Enerjisini güneşten sağlayan işletmeler örnek teşkil ediyor. Kullandığımız biz enerjinin yaklaşık olarak %60'ını kendimiz üretiyoruz. İzmir biliyorsunuz coğrafi olarak güneşe en çok alan illerden bir tanesi. Biz onu nasıl değerlendirebiliriz? Güneş panelleriyle değerlendiririz diye. Fabrikamızın üst kısmında olduğu gibi panellerle İSKA'nın da desteğiyle ama destek aldık. Tarımsal girdi fiyatlarındaki hızlı artış karşısında zora düşen çiftçi de çözümü güneşte buluyor. Elektrik gitti, mazot bitti. Hiçbir kaygımız yok. Seyyardır. Traktöre takıp güneş enerjisini istediğimiz yerde istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Gıda üretimi gücünü doğallıktan, Ar-Ge'den, bilimden alıyor. 34 yıldır üzerinde çalıştığım kadife çiçeği dediğimiz Tagete erecta, marigold çiçeğinin tarımını yapıp kurutup öğütüp yemlere katmamız olayı vardır ki bu yumurtalarımıza ayrı bir tat ve lezzet vermekte ve yumurta sarısını tüketicinin arzu ettiği portakal kabuğu kırmızısına getirmektedir. Sanayici yarını düşünüyor. Kaynakları verimli kullanmayı, zarar vermeden üretmeyi ilke ediniyor. Atıklarımızın geri dönüşümde kullanımını sağladık. Yani hem bisküvi dediğimiz ham atıkların hem de pişirilmiş sonradan çıkan ıskarta ya da atık malzeme dediğimiz kırık malzemeyi yine biz kırıcıdan geçirip tekrar üretimin içerisine sokarak onların da yine yığılıp dağlar şeklinde dönmesini de engelliyoruz bu arada. Toplam maliyetimiz elektrikle beraber doğalgazın maliyeti %40'lar civarında. Biz bu noktada bacamızdan çıkan sıcak buharı ve fırınlarımızdaki sıcak havayı içeriye emiş yapıp spray dryer dediğimiz kurutucular ve ön kurutucu dediğimiz evalarda tekrar kullanmak suretiyle toplamda baş fabrikadaki 5 hatta %10 gibi bir tasarruf elde ediyoruz. İnsana değer veren yaklaşımlarla iş ve işçi güvenliği yarınların garantisi oluyor. İşçi en güvenli bir şekilde nasıl çalışabilir? Ölüm riskini, kaza riskini en aza nasıl indirebiliriz? Bizim amacımız bu. Üretimimizde, satış politikamızda tamamından buna yönelik. Dünya mermer rezervinin %40'ına sahip ülkemizde mermer atıklarının da değerlendirilip ekonomik değere dönüştürüldüğünü görmek mutlu ediyor. Çok mermer fabrikaları var. Travertin üretiyorlar. Biz atıklarını sadece diyoruz ki siz bunları atmayın sağa sola. Çevreye zarar vermeyin. Biz bunları alalım. Bunları biz kullanalım. Hem çevreyi korumuş oluruz hem de ekonomiye ayrıca bir destek. Hızla betonlaşan dünyamızda yeşilin öncelik kabul edildiği inşaat projeleri dönüşümün başlangıcı oluyor. İstanbul'da Çamlıca'da güzel bir yatırımımız var. Orada yine çevreci yeşil binalar yapmak istiyoruz. Yani akıllı binalar yapmak istiyoruz. Bazı projeler vardır. Ya bu proje sanki burada değil gibi, burası dokunulmamış gibi gelir. Biz o şekilde çalışmalar istiyoruz.
Geçmişi Babil'in asma bahçelerine kadar uzanan yeşil çatıların yaygınlaşması yolunda sarf edilen çaba umut veriyor. Şu ana kadar Türkiye'de 500 bin metrekare yeşil çatı yapıldı. Şu anda da Türkiye'deki en büyük ve en güzel örneklerinden birindeyiz. Zorlu Center'dayız. Gurur duyuyoruz. 72 bin metrekare yeşil çatı. Büyükten küçüğe bir sürü projede kafamızı kaldırdığımızda kiremitleri, levhaları, metalleri göreceğimizi, yeşillikleri göreceğimizi umut ediyoruz. Durmadan, yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz. Çevre önceliğiniz, çevreci uygulamalar geleceğiniz olsun.